Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Ağustos ayı sizin için oldukça önemli. Konu başlıklarına şöyle bir göz atalım. Ay boyunca gezegeniniz Venüs, Aslan burcundaki retrosunu devam ettirecek. Ayın hemen başında 1 Ağustos'ta Kova burcunda Dolunay var ve 16 Ağustos'ta Aslan burcunda Yeni Ay var. Merkür ayın 23'ünden itibaren Başak Burcu'nda gerilemeye başlayacak ve ayın sonunda 31 Ağustos'ta Balık Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Evet, bu ay iki tane Dolunay'ımız var. Şimdi detaylara bakalım. 1 Ağustos'ta 9 derece Kova Burcu'nda Dolunay'la aya başlıyoruz. Temposu yüksek başlıyoruz Ağustos ayına. Ağustos'un ilk haftası da tabii ki bu Dolunay tesirleri sizin için oldukça önemli olabilir. Sabit burçlarımız önemli etkiler alabilirler. Siz de sabit bir bursunuz ve kariyer evinizi şekillendiren haritanızın en tepe noktasında bir dolunay var. Bu işiniz, mesleğiniz, görev ve sorumluluklarınız alanında bir sonuçlanma, bir dönüşüm ya da burada bir tamamlanma getirebilir. Özellikle çalışan boğalar için kariyer konularında önemli bir dolunay bu. Bununla birlikte yer değişiklikleri, ev, aile konuları, yuva konuları, toplumdaki statünüzü etkileyecek medeni durumunuzla ilgili olacak. Hani evlilik, ayrılık ve benzeri konularda da çalışabilir bu dolunay tesiri. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz dolunayla birlikte. Ve Güneş ile Venüs Aslan burcunda, Venüs retro. Dolunay sırasında da ay boyunca aslında Venüs retro. Bu da ilginizi, alakanızı daha fazla özel yaşamınıza, evinize, yuva konularına, ailenize, ebeveynlerinizle ilgili olan alanlara yönlendirebileceğinizi gösteriyor. Biraz ebeveyn sağlıkları da hassas olabilir bu ay genelinde. Eğer kronik sağlık sorunu olanlar varsa, işte dolaşım sistemi, tansiyon problemi, kalp sorunu ve benzeri. Bunlara dikkat etmek lazım. Şartları çok zorlamamakta fayda var. Sizin de biraz aile, yuva ve ebeveynlerle ilgili bu anlamda ilginiz, alakanız olabilir. Zaman zaman endişeleriniz olabilir. Ev yuva deyince tabii ki yerleştiğiniz, yaşadığınız mekanların konforu, yani güzelliği, estetiği, dekorasyonu gibi konulara da yönelebilirsiniz. Ama ancak Venüs retrolarında biraz sıkıntılar olabilir, gecikmeler olabilir, beğeniler zorlaşabilir. Estetik konularında, dekorasyon konularında da daha temkinli olmakta fayda var. Bazı şeyler gecikebilir ya da aileyle ilgili konularda. Geçmişe ait, yani size geçmişi hatırlatabilecek ya da çok eski mevzuların tekrar gündeme gelmesi ve bunlarla daha fazla bu dönemde ilgilenmeniz de söz konusu olabilir. Merkür ve Mars Başak Burcu'nda ayın 23'üne kadar özellikle enerjinizi, ilginizi aileyle birlikte biraz çocuklara yönlendirmeniz mümkün. Çocuklarla ilgili sorumluluklar olabilir. Onların eğitimleriyle ilgili konular olabilir. Buralarda biraz zaman zaman daha fazla çabanız var. Parasal konularda da harcamalarınız olabilir, özellikle çocuklara yönelik. Bununla birlikte kişisel anlamda yeteneklerinizi ifade edebileceğiniz bazı çalışmalara da enerji harcayabilirsiniz bu ay. Hani bu bir sanatla ilgili bir konu olabilir, hobileriniz olabilir ya da mesleğinize ait mesleğinizde kendinizi geliştirmeye yönelik yapacağınız çalışmalar olabilir. Bu alanlarda daha fazla enerji harcayabilirsiniz ve burada hem Mars hem Merkür sizi zihinsel anlamda ve fiziksel anlamda, motivasyon anlamında da çok destekliyor olacak. Yani özgüveniniz bu faaliyetler alanında yükselebilir. Ayın 16'sında Güneş-Uranüs karesi etkinleşiyor. Biraz sert bir açı ve yine 16'sında Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. 23 derece Aslan Burcu yeni ayı 4. ev alanınızda doğacak. Güneş-Uranüs karesi bazı beklenmedik durumlar, hızlı gelişmeler ya da ani değişimler getirebilir bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde. Bunlar işte ev yuva alanınızda olabilir. Yani aniden taşınmanız gerekebilir. İşte bir anda bir böyle evi kiralamak, satmak gibi bir konu gündeme gelebilir. Aileyle de ilgili olabilir bunlar. Tabii Venüs retro olduğu için temkinli yaklaşmak lazım. Çok hızlı karar vermemek daha doğru görünüyor. Hani yeni bir alıcı çıktıysa evinize ya da yeni bir kiracı ya da siz hani bir ev buldunuz, hemen karar vermeyin. Daha temkinli hareket etmekte fayda var. Ama geçmişten gelen konular netleşebilir. Yani uzun süredir uğraştığınız bir konu mesela bu dönemde netleşebilir.
Aileniz yine ebeveyn sağlıkları, Güneş Uranüs karesi nedeniyle biraz hassasiyetler artabilir. Bu yeni ay döneminde de lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için daha önemli olacak. Uranüs de zaten burcunuzda. Güneş Uranüs karesi sizi daha fazla etkileyebilir. 20 derece ile 25 derece arası daha fazla etkilenebilir. Burada bazı sürprizler, ani gelişmeler, stresler, yenilikler yeni ayla birlikte karşınıza çıkabilir. Fiziki anlamda güzellik, estetik, bakım, imaj değişimlerine biraz temkinli yaklaşalım. İşte parasal yatırımlara da tabii ki doğal olarak bu dönemde özellikle borçlanma konularına biraz daha dengeli yaklaşmakta, çok fazla şartları zorlamamakta fayda var. Evet, ayın 22'si 23'ü Mars Neptün karşıtlığı var. Biraz hani genel olarak aşk ve romantik konularda hassasiyetleriniz artabilir. Venüs'ün gerilemesi de bu anlamda sizi biraz geçmişe daha fazla çekiyor bu dönemde. Mars Neptün karşıtlığı özellikle aşk hayatınızda biraz alınganlıklara, gerginliklere yol açabilir. Çocuklar ve çocuklarınızın sağlığı ile ilgili hassasiyetleriniz olabilir. Parasal yatırımlarla da ilgili alanlarda bazı dalgınlıklar, unutkanlıklar, kayıplar olabilir. Buralarda da risk almamakta, özellikle spekülatif alanlara daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Ayın 23'ünde artık Güneş Başak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak ve Merkür gerilemeye başlayacak Başak Burcu'nda. Merkür gerilerken Eylül'ün ortalarına kadar olan süreç içerisinde tamamlanması gereken yarım kalmış konular sizin için önemli. Bu dönemde iş konularında, eğitim konularında, parasal yatırımlarda, borçlanmalarda yeni başlangıçlar yapmak yerine içinde bulunduğumuz döngüleri gözden geçirebiliriz. Hesap ve muhasebe yapmak için çok uygundur. Merkür'ün özellikle Başak Burcu'ndaki gerilemesi. Burada daha önce günlük hayatınızda gözünüzden kaçan detayları daha iyi fark edebilirsiniz. Hani ne gerekli ne gereksiz iyi bir ayrıştırabilirsiniz. Herhangi bir konuda yarım kalmış bir eğitimi tamamlamak olabilir, işte bir projenizi tamamlamak olabilir, öğrenciyseniz kendinizi bir konuda hazırlamanız, çalışmanız anlamında olabilir, bir şeyleri gözden geçirip tekrar etmek gibi konular olabilir. Tüm bunları bu zamanda yani daha fazla yönelebilirsiniz. Nostaljik etkiler çalışabilir. Venüs'ün yanında bir de Merkür'ün gerilemesi ayın 23'ünden sonra sizi geçmişi hatırlatacak konulara, geçmişi hatırlatacak kişilere hayatınızda daha fazla yer olacağını gösteriyor. Tesadüfler, karşılaşmalar, eş zamanlılıklar söz konusu olabilir. Hep ertelediğiniz bir seyahate gidebilirsiniz. Daha önce gitmek istediğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Bunun gibi etkiler de söz konusu olabilir. Sadece yeni konulara, yeni kararlara temkinli yaklaşmakta fayda var. Ve ayın 31'inde ayı yine bir dolunayla tamamlayacağız. Bu sefer Balık burcunun 7 derecesinde dolunay var. Bu dolunay tabii ki Eylül ayının ilk haftasını daha çok etkileyecek. Ayın 27'sinden sonra son günlerde, Ağustos'un son günlerinde dolunayın etkisini hissedebilirsiniz. Güneş-Satürn karşıtlığı da aktif bu dolunay sırasında. 5-11 aksındaki dolunay Balık burcunda. Sosyal yaşamınızda arkadaşlarınız, belki bulunduğunuz bir grup içerisindeki ilişkiler, beraber çalıştığınız iş arkadaşlarınız olabilir. Bir yine ekip çalışması gibi bir konu olabilir. Buralarda bir projenin tamamlanması ya da bir artık bir ilişkinin sonlanması ve benzeri konularda bir etki getirebilir ama 11. ev dolunayı olduğu için genel olarak aslında sizi bazı hedeflerinize, amaçlarınıza ulaştırma potansiyeli de var bu dolunayın. Daha önce yaptığınız çalışmaların sonucunu almak gibi. Dolayısıyla hani iş konularında, kariyer konularında, toplumsal alanlarda da dikkat çekebilecek bazı başarılar size getirebilir bu dolunay etkisi sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Boğa, Zodyak'ta ikinci burçtur. Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. 21 Nisan-20 Mayıs arasında doğan kişiler Boğa burcundan kabul edilir. Boğa burcu, toprak elementinden sabit nitelikli bir burçtur. Boğalar genellikle sabırlı, maddi manevi güvenliğine önem veren kararlı, soğukkanlı, azimli kişilerdir. Boğa burcu sahip olduğu değerleri her zaman korumak ister. Para ve mallarının yanı sıra sevdikleri kişilere karşı da içgüdüsel olarak böyle davranır. Mülkiyetçi bir yapısı vardır.
Onlar için yaşamlarında huzur çok önemlidir. Huzurunu ve rahatını kaçırabilecek ortamlardan hemen uzaklaşabilirler. Kendilerine güven ve konfor sağlayacağı için para onlar için önemli olacaktır. Hayal güçleri zayıf olabilir. Onlar için daha çok elle tutulur, gerçekçi değerler daha önemlidir. Yönetici gezegenlerin Venüs, güzellik, estetik ve sanatsal değerler verebilir. Dünyasal zevkler, beş duyuya hitap eden kavramlar, dokunma, yeme, içme, cinsellik onlar için önemlidir. Liderlik özellikleri fazla yoktur. Yeni bir işi başlatmak yerine süre gelen işleri istikrarlı bir şekilde uzun süre devam ettirebilirler. Zodyan en sabırlı burcudur. Değişiklikten çok hoşlanmaz. Bu nedenle aynı ortamda yıllarca hareket etmeden kalabilir. Çok güvenilir kişilerdir. Maddi manevi her konuda güven ve istikrar ararlar.